Bugünkü makalemiz yünlü kumaşların çekme dayanımı kazanması için geliştirilen sürdürülebilir yöntemler. Gene bir derleme makale. Bu makalede genel geleneksel kullanılan çekmezlik bitim işlemleri, keçeleşmezlik bitim işlemlerinden bahsedilmiş ve karşılaştırmalı olarak yeni geliştirilen sürdürülebilir alternatif yöntemlerden bahsedilmiş. Bildiğimiz gibi yünün çekici kılan pek çok özelliğinin yanında keçeleşmesi ve keçeleşme çekmesi önemli dezavantajlarından birisi ve bunun ortadan kaldırılması için keçeleşmezlik bitim işlemleri uygulanabiliyor. Yıkamalardan sonra orijinal boyunun %55'ine kadar ortalama yünlükleri çekebiliyorlar. Yün liflerine keçeleşmezlik veya çekmezlik kazandırabilmek için önce klorlu bir işlem, daha sonra ise bir polimerik işlem ile her koset reçinesiyle nedir? Kaplama yapılıyor. İki adımlı bir proses, her koset prosesi ve ticari olarak kullanılan en etkili, en ucuz yöntemlerden birisi. Ve makinede yıkanabilir etiketini alması için nedir? Bu tarz bir işlemden geçmiş olması gerekiyor. Ve makinede yıkanabilir kumaşların, üretilen kumaşların, yünlü kumaşların %70'i klor her koset yöntemine göre üretilen kumaşlar. Hem ticari uygulamaların hem de yeni geliştirilen uygulamaların çeşitli dezavantajları bulunabiliyor. Mesela yünlü kumaşların her klor her koset yöntemi kontinü bir proses ve kumaşların tutumunu kötü etkileyebiliyor. Çevre yükü fazla, çevresel atık klor içeriği, halojen içeriğinden dolayı nedir? Atık klor oluşturuyor. AVOX içerikli, absorbe edilebilir, organik halojen içerikli atık yükü oluşturuyor. Poliamit, epiklorhidrin reçinesi, herkoset reçinesi. Daha sonra geliştirilen klor herkoset dışında klor herkoset prosesi var. Bu da iki adımlı bir proses. Burada klor olarak klor gazı kullanılıyor. Hipoklorit yerine klor herkoset yöntemindeki hipoklorit yerine klor gazı kullanılıyor. Klor gazının kullanılması daha homojen bir kaplama sağlıyor. Kaplamaların uniformitesini, homojenitesini geliştiriyor bu yöntem. Ve antiklorlama aşaması gerekmiyor. Klor gazı daha sonra sodyum klorüre dönüştürülerek geri kazanılabiliyor. Atık klor oluşumu söz konusu olmuyor. Daha sonra geliştirilen DCCA dediğimiz siyanürik asit kullanılarak yeni bir yöntem geliştirmiş. Ticari olarak DCCA içerikli ticari ürünler, Basolon DC, Basolon NV denilen kimyasallar, pH 2-3 civarında klorlama, oda sıcaklığında bir klorlama gerçekleştiriliyor. Antiklorlama işlemi gerekiyor. Daha sonra polimerik kaplama yapılıyor. Burada klor içerikli bileşik DCCA bileşiği, bu bileşikle klorlama gerçekleştiriliyor. Burada sararma söz konusu olabilir, tutum kötü etkilenebilir. Böyle dezavantajları bulunuyor.
Evet, diklor izosiyanürik asit kontinü olarak uygulanamıyor klorlama işlemi bu kimyasalda. Çünkü düşük pH'larda izosiyanürik asit çökme eğilimi gösteriyor. Bunun ortadan kaldırmak için mineral asitlerle kombine hidroklorik asit ve asetik asit ile kombine ederek diklorizosiyanürik asitin kullanılması önerilmiş. pH 1,5-2,5 civarında çalışılıyor. Kontinü olarak bu şekilde çalışılabiliyor. Fakat diklorizosiyanürik asit diğer hipoklorit ve klor gazına göre daha pahalı. Böyle bir dezavantajı var. Diğer bir alternatif peroksimonosülfürik asit, PMC, peroksimonosülfürik asit, perasitik asit ve ozon esaslı işlemler. Bu işlemler halojen içermediği için absorbe edilebilir organik halojenler AUX içermediği için nedir? AUX yükü atıklarda oluşturmuyorlar. PMC ile elde edilen çekmezlik değerleri klorlu antiklorlama işlemleri ve DCCA ile antiklorlama işlemlerine göre daha kötü sonuçlar veriyor. Fakat perasitik asitten, persulfat ve peroksitten daha iyi bir etki veriyor. Sürdürülebilir çevre dostu alternatifler, klorlamaya alternatifler aranıyor. Enzimatik işlemler bunun için önerilmiş. Proteaz enzimleri, proteolitik enzimlerden olan proteaz enzimleri bu amaçla keçeleşmezlik uygulamalarında kullanılabiliyor. Proteaz yanında lipaz ve papain gibi enzimlerle de çalışılmış literatürde. Enzimlerle bazik ortamda ve kesikli olarak kontinü çalışılamıyor. Çünkü enzimler uzun sürede etki gösterebiliyorlar. pH 8-9 civarında çalışılıyor. 55-60 derece civarında. 1-2 saat kesikli yöntemle enzimatik işlem uygulanabiliyor. Genelde her herkoset yöntemleri kontinü yöntemler olduğu için daha kısa sürede enerji açısından daha avantajlı oldukları için enerji tasarrufu açısından batch yöntemlere göre tercih ediliyorlar. Batch yöntemler yani kesikli yöntemler pek tercih edilmiyor. enzimatik işlemler yünün boya alımını artırıyorlar. Poğuçuk tabakasını uzaklaştırdıkları için enzimler. Fakat bu boya alımındaki artış klor herkoset işlemi görmüş yünden daha düşük olarak belirlenmiş. Enzimler tek başına çekmezlik dayanımı konusunda yetersizler. Ardından bir polimerik işlem kaplama yapılması gerekiyor. Biyo esaslı polimerler tek başına veya kombine edilerek oksidatif işlemlerle birlikte çekmezlik amacıyla kullanılabiliyor ve sınırlı başarı elde edilebiliyor. Plazma işlemiyle non polimerize gazlar kullanılarak çekmezlik sağlanabiliyor. Polimerize olmayan gazlarla biyo parçalanabilir sentetik polimerler, biyo parçalanamayan sentetik polimerlerle kaplama ne yapılabiliyor? Kaplamalar uygulanılabiliyor. Yünün biyolojik biyo parçalanabilirliğini bu tarz sentetik polimerler etkiliyorlar. Bu amaçla çok tercih edilmiyor. Biliyoruz yün doğal bir ürün ve biyolojik olarak parçalanabilir bir ürün. Fakat sentetik biyodegradable özelliği olmayan polimerler yünün bu özelliğinin gerilemesine neden oluyor. Sürdürülebilirlik anlamında bu istenilmeyen bir özellik. Ayrıca polimerik bir işlemin uygulanması ekstra masraflar da getiriyor. Bu çalışmada özellikle bu derlemede yeni, çevre dostu ve sürdürülebilir alternatifler üzerinde durulmuş ve bunların karşılaştırmaları verilmiş. Yünün yapısı hakkında bilgiler var. Bunlar genel ders kitabı bilgileri.
Burada tekrar hatırlatmak istediğim yalnızca makaleden alacağımız yünün yapısında ekso ve endokutikula bulcuk tabakaları bulunuyor ve özellikle dış tabaka olan A tabakası olarak tarif edilen dış tabakada 18 metil izosiyanik asit, 18 MEA olarak adlandırabileceğimiz lipid tabakası bulunuyor yün yağı. Ve bunlar tioester bağları ile yün lifleri tioester bağları ile bağlanıyorlar ve yüne su itici özellik kazandırıyorlar. Bu tabakanın yün yağının yün yağı demeyelim de bu lipid tabakasının uzaklaştırılması gerekiyor. Alttaki kutikulanın altındaki endokutikula, egzokutikulanın altındaki endokutikula tabakasında ise makromolekül zincirleri disülfür bağlarıyla ve izopeptit bağlarıyla bağlanıyor. A tabakasındaki tioester bağlarından farklı olarak çekmezlik, çeşmezlik işleminde özellikle 18 metil izosiyonik asit, 18 MEMI lipid tabakasına değineceğiz yer yer. Çünkü polimerik malzemenin adhezyonunu artırabilmek için öncelikle bu lipid tabakasının uzaklaştırılması gerekiyor. Tek başına polimerik tabaka uygulanması da avantaj sağlamıyor makalede. Buna da yer yer değinilmiş. Çekme olayı iki tür çekme var. Relaksasyon çekmesi ve felting, keçeleşme çekmesi olarak günde gördüğümüz iki tür çekme var. Relaksasyon çekmesi genel olarak gündeki streslerin, gerilimlerin yarattığı dokuma örme sırasında, kuru prosesler sırasında oluşan gerilimlerin kumaş depolamada serbest kaldığında uzaklaşması şeklinde görülen relaksasyon çekmesi ve tersine çevrilebilir bir çekme, dekatürleme işlemleriyle, çeşitli fix boyut stabilitesi işlemleriyle nedir? Kompresif dekatürleme işlemleriyle bu çekme uzaklaştırılabiliyor kolaylıkla. Keçeleşme çekmesi ise bulcuk tabakasından kaynaklanan yünlerin yönlenmiş hareketinden kaynaklanan bir çekme. Yündeki bulcuk tabakaları tek yöne doğru yönlenmiş ve yün hareket ettiğinde bu lifler üzerindeki bu bulcuk tabakaları kitlenerek ne yapıyor? Lifin kenetlenmesine ve boyutlarının değişmesine neden oluyor. Tersine çevrilemez bir çekme. Hikral esneme olarak da belirtiliyor. Bu şekilde çekme özelliğinin keçeleşmenin bu şekilde çekmenin uzaklaştırılması gerekiyor. Keçe gibi malzemelerde bu tarz bir özellik isteniliyor. Keçelerde, battaniyelerde özellikle dinkleme dediğimiz işlemle keçeleşme yapılıyor. Fakat kıyafetlerde, günlük kıyafetlerde ciddi bir problem oluşturuyor. Bu tarz boyut değişimleri endüstride kullanılan çekmezlik işlemlerinden şimdi bahsedersek, evet, klor esaslı çekme dayanımı işlemlerine bakarsak daha önce de bahsettiğimiz gibi gaz, klor gazı, hipoklorit ve diklor izosiyanürik asit kullanılarak klorlama konvansiyonel olarak uygulanabiliyor. Ve lipid tabakası yünün dış kutikulasında bulunan lipid tabakası uzaklaşıyor klorlama işlemiyle ve pulcuklar aşındırılıyor. Hidrofob olan yün yapısı bu lipid tabakasından dolayı hidrofob özellik gösteren yün hidrofil özellik kazanıyor. Ve reçinelere karşı adhezyonu artıyor. Burada Andar Holdings firmasının geliştirdiği bir makine parkuru var. Yaklaşık 8 tane tekne bulunuyor. 5 veya 8 tane tekne bulunuyor. Ve genelde şu şekilde kısaca özetlemeye çalışalım. İlk teknede hipoklorit veya klor içerikli bileşik veriliyor. pH 1,5-2 civarında. Daha sonra metabisülfit
ve bikarbonat ile nötralizasyon ve antiklorlama yıkama yapılıyor. Sonraki teknede yıkama birkaç tekne buraya konulabilir. Sonrasında polimerin sulu çözeltisiyle pH 8-8,5'ta emdirme ve silikon esaslı bir yumuşatıcı ile yumuşatıcı aktarılması şeklinde aşamaları bulunuyor. Evet, Kroy-Herkoset yönteminde ise dikey bir emdirme uygulanıyor yün topçularına. Buradaki farklılık bu şekilde ve klor gazı kullanılıyor. Bu klor gazı daha sonra atık klor, sodyum klorür olarak geri kazanılabiliyor. Sodyum hidroksit içeren bir çözeltiden geçirilerek sodyum klorür olarak geri kazanılıyor. Yani atık yükü bu şekilde oluşmuyor. Sentetik Herkoset reçinesi sentezinden bahsedilmiş ve yün ile reaksiyonundan daha önce bahsettiğimiz gibi poliepoksi propil dietilen diamit amonyum klorür formunda bir reçine, Herkoset reçinesi. Bunun reaksiyonu şekil 5'te gösterilmiş. Adipik asit ve dietilen triamin reaksiyonuyla başlıyor. Bunları hızlı geçersek. Evet, karo asit olarak peroksimonosülfürik asit kullanılarak da bu çok güçlü bir oksidant, klor yerine alternatif pocuk tabakasını uzaklaştırmak için kullanılan bir yöntem. pH 5-8 civarında uygulanıyor. Sonrasında silikon reçinesiyle yumuşatma işlemi yapılıyor. Dielan X prosesi olarak ticari bir ismi var. Klor herkoset kadar etkili değil. İyi bir etki için %9 ağırlıksal olarak kullanılması gerekiyor. Bu da büyük miktarda lif zararına neden olabiliyor. Çünkü oksidatif olarak etkili bir malzeme, güçlü bir oksidatif malzeme. Herkoset reçinesinin elde edilmesi aşamalarını görüyorsunuz. Adipamit oluşuyor. Epiklorhidrin ile reaksiyonu sonrasında epoksi üzerinden herkoset reçinesi oluşturuluyor. Eurodye Belçika firmasının ürettiği bir easy care proses var. Burada gene Crosteca tuzu diye adlandırılan mümkün olası olarak peroksi PMC'nin nedir? Peroksimonosülfürik asidin potasyum tuzu olan bir malzeme aktarılıyor. Daha sonra indirgen madde ile ne yapıyor? Oksidant madde indirgeniyor. Nötralize ediliyor ve silikon reçinesiyle yumuşatılıyor. İstenilen başarı çok fazla elde edilemiyor. %10'dan daha az çekme dayanımı ama yetersiz miktarda bir çekme dayanımı bu. Perachem proses olarak isimlendirilen bir proses var. Bu da patent almış bir proses. Nükleofil katyonik yüzey aktif madde ile uygulanıyor. Gene bunun da permanosülfürik asit, nükleofil maddenin permanosülfürik asit olduğu ortaya çıkarılıyor. Lipid tabakası bununla uzaklaştırılıyor. Hidrofil yapı kazanıyor. Daha sonra Herkoset reçinesi ile muamele ediliyor. Klor Herkoset'e göre daha beyaz ve daha yumuşak bir kumaş elde edildiği topslar üzerine topslarda çalışılıyor. Daha yumuşak bir etki elde edildiği ortaya çıkarılmış. Ozon veya ozon herkoset kombinasyonları var. Ozon da oksijen bir alotropu o üç yapısında ve çok güçlü bir oksidant. Alkolik koşullarda hidroksil radikalleri üretiyor.
Yünlifinde mukavemet kaybına, önemli mukavemet kayıplarına sebep olabilir. O yüzden kontrollü koşullarda çalışılması gerekiyor. Asidik koşullarda, yünlifleri alkali koşullarda değil, asidik koşullarda çalışılması bu zararı minimize etmek için tercih ediliyor. Bu ozon herkoset yönteminde çeşitli modifikasyonlar denenmiş literatürde. Bu etki klorlamaya benzer pocuk tabakasında aşınma sağlıyor. Ve yalnızca yüzeyde sınırlı kalıyor. Malzemenin bulk özelliklerini, doğal özelliklerini etkilemiyor. Veya ürünün boyanabilirliğini etkilemiyor. Kontinü sulu ozon işlemi mükemmel çekme dayanımı gösteriyor. Yün topslarında özellikle uygulanılıyor. Kuru ozon veya gaz formunda ozon ile 70 derecede de mükemmel çekme dayanımı elde edilmiş kuru ozonlama ile ve peroksit veya alkali ön işlem görmüş üründe kuru ozonlama ile mükemmel çekme dayanımı elde ediliyor. Revüde genelde %5 altındaki çekmeler mükemmel çekme olarak tanımlanıyor. İstenilen seviyede mükemmel çekme dayanımı için yüksek konsantrasyonda ozona ihtiyaç duyuluyor. Ve burada birkaç ticarileşmiş yöntem var. Patagonia denilen bir yöntem, ozon ve herkoset muamelesini kombine eden çevre dostu sürdürülebilir çekme dayanım işlemi olarak tanımlanmış. Securelane K çekme dayanım prosesi ticari bir proses. Aditif yöntemi kullanılıyor burada. Pulcuk tabakasını aşındırmak yerine direkt polimer reçine ile kaplama yapılıyor. Henkel'in geliştirdiği bir yöntem, çekme muamelesi yöntemi. İndirgen madde ile işlem gören yünde disülfit bağları tiol gruplarına dönüşüyorlar. Daha sonra unite tozu ile sonlanmış polieter sekürlen K ile işlem görüyor. İndirgen madde ile nedir? Ön işlemden sonra tiol grupları üzerinden polimer ile bağlanma gerçekleşiyor. Kovalent ile olarak tiol grupları üzerinden polieter bileşiği bağlanıyor. Boyanabilirliği ve yünün leke tutmama özelliğini, leke dayanım özelliğini de gerilemeye olumsuz yok yönde etkilediği prosesin ortaya konmuş. Bu şekildeki ticari proseslerin performansına baktığımızda peroksimetasülfürik asit ve silikon reçinesi en kötü çekme dayanımı özelliğini kazandırıyor. Bir yıkamadan sonra %1 iken 5 yıkamadan sonra %22 çekme gözleniyor. Klor herkoset en dayanıklı, en iyi çekme sonuçlarını veriyor. 5 yıkamadan sonra bile %0,5 çekme var. Ozon herkoset de mükemmel çekme dayanımı gösteriyor ve klor herkoset yöntemine alternatif olarak ona yakın değerler veriyor. Avantaj ve dezavantajlarına bakarsak klor herkoset işlemleri düşük ücretli, yüksek üretim hızı, kontinü prosesle çalışma, enerji maliyetlerinin düşük olması gibi avantajları var. Tops formundan kumaş formuna
top formunda çalışılabiliyor, kumaş formunda çalışılabiliyor. Her kosetre çinesi ile kaplama gerçekleştirilebiliyor. Dezavantaj olarak mukavemette azalma, sararma ve kendiliğinden gösterdiği leke tutmama özelliğinde azalma yönün gözlenebiliyor. Doğal tutumu etkilenebiliyor. Tüm klorlu işlemler çevreye zararlı, çevre yükü oluşturuyorlar. Amonyak ve aminlerle kloramin oluşturarak insanlara ve doğadaki canlılara zararlı etki gösterebiliyorlar. Peroksimet sülfürik asit veya ozon klor her koset kadar etkili değil. Bunlar batch proses, kesikli prosesler için yalnızca uygulanabiliyor. Üretim hızları düşük. Ozon her koset işlemi ile üretim hızı belki klor her koset prosesine alternatif olarak kullanılabilir. Ozon her koset AVOX yükü oluşturmuyor ve üretim hızları kabul edilebilir. Üretim maliyetleri ise yüksek. Ozon her koset prosesinin çekme dayanım prosesi klor her kosete göre oldukça bir miktar daha kötü ozon her kosette. Peroksimetasülfürik asit dediğimiz gibi batch proses, üretim hızı düşük. Ozon belki üretim hızı yüksek, çevre yükü oluşturmuyor. Fakat her kosetten biraz daha düşük çekme dayanım özelliği gösteriyor. Securelana'da da PMC kullanıyordu. Kumaşlar için uygulanabiliyor, yumuşak bir tutum sağlıyor. Fakat reçineler, Securelana reçineleri kumaşa yağımsı bir yüzey oluşturuyor ve ticari olarak uygulanamaz yapıyor bu durum. Burada bunte tuzu ile bifonksiyonel ve trifonksiyonel bağlanma reaksiyonlarını görebiliyoruz. Yündeki sülfür grupları ile bunte tuzu arasında kovalent bağlar oluşumundan bahsetmiştik. Onu şematik olarak görebiliyoruz. Şimdi sürdürülebilir alternatiflere bakarsak bunlar ticari olanlardı. Bunlar nedir? Çıkartma ve aditif yöntemler olarak iki tür yöntem uygulanabiliyor veya bunların kombinasyonu şeklinde yöntemler uygulanabiliyor. Bunu diğer bölümde anlatalım.